Merhaba. 19 Ağustos 1839 Pazartesi öğleden sonra. Fransız Bilim Akademisi olağanüstü bir toplantıyla daguerreotipi yapmanın formülünü halkla paylaşma kararı aldı. Bu tekniğin mucidi olan Louis-Jacques Mandé-Daguerre formülünü Fransız hükümetine satarak patent kısıtlamaları olmaksızın herkes için ulaşılabilir olmasını hedeflemişti. Bu yeni buluş halkın ilgisini hemen çekti. Daguerreotipi çılgınlığı Paris'ten tüm Avrupa'ya yayıldı. Daguerreotipiyi ilk kez gören halk oldukça etkileniyordu. İnsanlar bu yöntemle çekilen fotoğrafları doğanın gerçekçi tasvirleri olarak gördü. Buluşla ilgili haberler, tren ve gemilerin o günlerde gidebildiği bir hızla dünyaya yayıldı. Bu icat, genç bir demokrasi ve gelişmenin beşiği olan Amerika'da gördüğü ilgiyi başka hiçbir yerde görmedi. Daguerreotipi stüdyoları, Amerikan halkının büyük bir kısmının ilgisini çekiyordu. Farklı sosyal yapıdan birçok insanın artık portrelerinin çekilmesine maddi olarak gücü yetiyordu. Bu kadar popüler olmasına karşın daguerreotipi üretimi üst düzey beceri, birçok ekipman ve iş gücü gerektiriyordu. Daguerreotipi levhası bir yüzü gümüş kaplı bakır bir levhaydı. Levhayı daha iyi korumak ve kullanabilmek için ayarlanabilir bir aparatın üzerine gümüş kaplı yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştiriyorlardı. Levhanın kullanıma hazır olması için cilalanması gerekiyordu. Daguerreotipi yapmanın bu modern gösteriminde önce seyreltilmiş alkolle nemlendirilmiş bir bez parçası, kireç taşından elde edilmiş bir miktar beyaz toza batırılıyor. Daha sonra kireç taşına batırılmış alkollü bez levhanın yüzeyinde gezdiriliyor. Ardından keçeyle kaplanmış uzun bir sopaya ruj diye de anılan kırmızı bir toz, yani ferrik oksit dökülüyor. Levha bu tozla canlanıyor. Aynı şekilde levhanın ikinci kez sopanın temiz yüzüyle cilalanması da yansıtma gücünü artırıyor. Böylece levha ışığa duyarlı hale geliyor. Cilalanmış levha karanlıkta içinde küçük miktarda iyot kristalleri içeren bir kutuya konuyor. 15 ila 45 saniye içinde iyottan çıkan buhar gümüşle reaksiyona girerek levhanın yüzeyini gümüş iyodürle kaplıyor. Bu işlem brom buharı ile de tekrarlanıyor. Gümüş bromür ve gümüş iyodürle kaplanmış levha kutudan çıkarılıyor. Levha şimdi ışığa karşı duyarlı ve kamerada kullanılmaya hazır. Levha, kaplanmış yüze aşağı bakacak şekilde levha tutucunun içine konuyor. Şimdi levha tutucu yerleştirilmeye hazır. Gözlemleme camı kameranın içinden çıkarılıyor ve yerine içinde levha bulunan levha tutucu konuyor. Levha tutucunun siyah kısmı levhayı kullanıma hazırlamak için çıkarılıyor. Daha sonra kameranın lens kapağı sökülüyor. İlk zamanlarda pozlama işlemleri 20 saniyeden fazla süren yorucu işlemlerdi. 1840 yılında Boston'da bir gazete, pozlama sırasında oturan kişinin kıpırdamamasını sağlamak için şunları önerdi. Pozlama sırasında kişinin başı, sandalyenin arkasına iliştirilmiş yarım daire şeklindeki bir demir aparata oturtulmalı. Kollar ise istenen şekilde bırakılabilir. Kişi gözlerini istediği bir yerdeki objeye odaklamalı. Şimdi her şey olması gerektiği gibi ilerlerse, portreniz 20 saniyeden kısa bir sürede, daha da önemlisi sizi memnun eden bir şekilde yapılacak. Karanlık odada fotoğrafçı levhayı hazırlıyor. Birkaç gram sıvı cıva, ispirto ocağında ısıtılan demir bir kaba dikkatlice dökülüyor. Pozlanmış levha, levha tutucunun içinden çıkarılıp 80 santigrat dereceye kadar ısıtılmış cıvanın üzerine pozlanmış yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştiriliyor. Cıva buharı gümüşle reaksiyona girdikten sonra levha çıkartılıyor. Daha sonra fotoğrafçı levha üzerine sodyum hiposülfit dökerek görüntüyü sabitliyor ve normal ışıkta görünmesini sağlıyor.
Bu işlem, pozlama sırasında ışık tarafından değişime uğramamış gümüş tuzlarının levhadan silinmesini sağlıyor. İyice yıkandıktan sonra levha bir aparatın üzerine oturtuluyor. Levhanın altında zayıf bir altın klorür karışımı bir ispirto ocağında yavaşça ısıtılıyor. Bu işlem levhayı katılaştırıyor. Böylelikle fotoğrafın kalıcılığı ve güzelliği artıyor. Levha son bir yıkamadan sonra sergilenmeye ve saklanmaya uygun hale geliyor. Daha sonra levha önü cam kaplı süslemeli pirinç çerçevelere konuyor. Daguerreotipi stüdyoları ürünlerini deri veya kumaş kaplı tahta çerçevelerden tutun da incelikle işlenmiş inci veya kabartma yöntemiyle süslenmiş termoplastik çerçevelere kadar farklı şekillerde sunmuşlardır. Bu ürünlerin üretimi sanayi çağı üretiminin bir örneğidir. Buradaki büyük fabrikada olduğu gibi üretim genellikle kadınlar ve çocuklar tarafından yapılıyordu. Tahminlere göre 1850'li yıllarda sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde bile yılda yaklaşık 3 milyon daguerreotipi üretiliyordu. Bu 7,5 milyon dolarlık bir endüstri demekti. 1849 yılında Amerikalı bir yazar şu sonuca vardı. Büyük şehirlerimizin her köşesinde bir fotoğrafçı bulmanız mümkün. Zor olansa karısı ve çocuğunun gölgeli yüzlerini diğer değerli eşyalarının yanında sergilemeyen bir adam bulmak. Hoşça kalın.